Herkese merhabalar, ben Tevfik. Trader Life 15. bölüme hoş geldiniz. Bugün marketlerimize doğru gidelim. Marketi biraz değiştirdim. Aslında bu tarz bölümleri videolara çok aktarmıyorum ama çok fazla değişiklik olmasın size ve şey olmasın diye araya böyle bir video çekmek istedim. Hemen şuradan birkaç fiyata bakacağım. Eğer uygun fiyatlı birkaç ürün varsa alırız. Dana kıyma hala yüksek. Biftek bayağı var elimizde. Et. Etin fiyatı biraz düşmüş. Ama çok da önemli bir durum yok burada. Bu tarafa bakalım. Patates pahalı. Karpuz çok az pahalı. Bunlardan zaten var. Daha yeni aldım. Hemen bir teknolojiye de bakalım. Marketimiz açıldı zaten şu an. Satışlarımız devam ediyor. Televizyonumuz vardı. Bu kalsın onun için. Bu ne kadar? 3000, 4000. Şu an 1200 dolarımız var aramızda. Bundan almıştım sanırım. 3000 dolar bundan aldım. Bu evet. Bu güzel fiyat. Bundan hatta 2 tane bile alırım. Şunun biraz daha fiyatı fazla. Bunlardan zaten var. İşte hemen el arabamızı alalım. Yana geçerken bunları arabamıza atalım. Ben yazıcı kayıtlı mı almıştım bilmiyorum ama zaten yazıcı almıştım. Bunların bir tanesinin içinden iki tane çıkıyor. Satıldı ikisi de. Şimdi fiyatı uygun. Bir tane daha aldım hemen. Bakalım dükkanı beğenecek misiniz? Yani muazzam bir değişiklik olmadı tabi ama bence bayağı güzel bir değişiklik oldu. Evet, televizyonlarımız. Şöyle şu kolileri hemen bir indireyim. Arabayı ters yerde bıraktık. Dükkanda sanırım artık olmayan bir ürünüm yok. Yani her şeyi aldım diye hatırlıyorum. İşte şu yukarıdakiler yeni ürünler. Bu yağ var. Bunlar bunlar. Bu tarafta çok fazla yeni ürün yok. Şu azalmış. Bunları alalım. Burada işte tavuk suyu, et suyu, vanilyalı bisküvi çok azalmış. Burada gül çayı. Bunlar bildiklerimiz zaten. Patates gelmiş. Bunu kayıttan getirdim hatırlamıyorum. Portakal suyu, vanilyalı dondurma. Onun dışında buraya yeni gelen şeyler var mı diye bakıyorum. Şöyle biberli pizza falan. Buraya iki tane yeni raf aldık. İşte mamalar, fındık, hayvan muamelesi yazıyor ama tam olarak öyle bir şey değil muhtemelen. Tarçın var. Kedi maması. Ve çikolatalar kaldı. Aslında mamaların hepsini tek bir rafa toparlayabiliriz. Pasta rafımızı buraya aldık. Onun üzerine iki tane daha tezgah aldım. Birisine tuğla ekmek diye geçiyor. Bir şekilde ekmek var. Diğerisinde de tatlı çörek diye geçiyor. Bunlardan aldık. Kasamızda ne kadar var? Aa, çikolatalı dondurmamız yok. Tamam, kasamızda çok paramız yokmuş. Ama kredi kartında 2400 dolarımız var daha. Çikolatalı dondurmaya bir bakalım hemen. Çikolata ice cream. Normal fiyat 250 dolarmış. 230 dolar da şu an 10 dolar da şey gelecek. Onu aldık. Şu doku dediği şey. Neydi o doku? Bir saniye hemen ona bakacağım. Tuvalet kağıdı. Doku olan tuvalet kağıdıydı. Evet, tuvalet cleaner. Paper yok. Onu nasıl yapacaktık? Dokunun İngilizcesi neydi? Evet. Ben hemen şurada dondurmayı getirelim. Gerçi onu nereye koyacağız bilmiyorum da.
Ben artık bu şekilde yapıyorum. Markete gittim mi gittim. Birkaç kere gittim. Ama onun dışında böyle biten ürünü direkt getiriyorum. Koyuyorum raflara. Bunu nereye koyacağımla ilgili hiçbir şeyim yok ama. Kızartma biraz fazla dolabında. Bunun boyu bu boydaymış. Tamam. O zaman şöyle yapacağız. Şunları üst üste alacağız. Bunları da yan yana. Böyle. Eğer 5 tane koyabilirsem 5 tane de üstüne atarız. 10 tane çok rahat sığdırırız. Yeni bir buzdolabı daha gerekiyor muhtemelen. Yani biraz daha ürünleri arttıracaksam eğer. Çok da sığdım ama. Ürünlerin şeyini biraz daha arttıracaksam bir buzdolabı daha gerekecek bana. Ama bunları güzelce koyabildik. Şu dokunun ben bir şeyine bakacağım. Çevirisine bakayım bir saniye. Doku yapınca böyle diye bir şey çıkıyor ama. Aa, bu arada karnımız acıkmış ya. Evet, Tisu'ymuş aynen. Bundan da sipariş verdim ama bir karnımızı doyuralım. Sonra şeylere yazıcılarımızı da açacağız. Masaüstü sesini kaydetmiyor gibi şu an oyun ama umarım kaydediyordur. Tamam, karnımızı hemen doyurduk. Arkaya yeni bir ürün gelmişti. Onu alalım. Nefes nefese kaldık. Yani elektronik üründen getiremedim işte 4000 liraya bir şey var, tablet var. Onun dışında çoğunu da getirdim diyebilirsiniz aslında. Doku zaten var, onun için o biraz beklesin orada. Ama şurada hiç şey yok, onun için yazıcı. Onu şöyle koymak istiyorum. Şöyle. Yazıcı üst üste koyuluyor mu? Koyuluyormuş. Koyalım. Televizyon çok yer kaplıyor. Mousepad, hoparlör, mouse, bilgisayar kısımları, klavye, telefon, bir tane ekran var, bir tane televizyonumuz var. Şu an hali hazırda duranlar. Vanilya ve bisküvi almam lazım. Unutmadan. Koyacağız aldı. Şunu şöyle yerleştirelim güzelce. Saniye, kulaklığı bir çıkartacağım. Masa üstüne ses gelecek mi acaba o zaman? Evet, masa üstüne ses geliyor. Sesle ilgili benim problemim ne olacak hiç bilmiyorum ya. Bir kulaklık kullanayım dedim. Masa üstünde ses şeyleri gelmediğini anlamam lazım ama. Siz yaklaşık 8 dakika kadar masa üstünde sessiz kaldınız. Oyunun sesi gelmedi size muhtemelen. Onun için de kusura bakmayın. Şimdi vanilyalı ne alacaktık? Bisküvi alacaktık. Hemen bir tane ondan sipariş edelim. Şeyimiz bitmiş. Kahvemiz bitmiş. Kahve sipariş edelim. İngilizcemi de geliştiriyorum biraz bu şekilde. Başka bir tane var mı şöyle gözümüze çarpan? Kahvemiz bitmiş. Hindistan cevizi bisküvi. Bunun yanında bir şey var mıydı acaba? Hatırlamıyorum. Hindistan cevizi bisküvi. Hatırlayamadım onu. Neyse. Hemen biz o iki ürünü de getirelim. Bu gerçekten çok başarılı bir şey oldu. Yani beni çok çok rahatlatıyor. Tek tek taşıma derdi yok. Yukarıya rahatlıkla çıkabiliyorum artık. Reyonların üst katlarını çok rahat kullanabiliyorum. Benim anlamadığım hoparlördeyken ses geliyor da kulaklıktayken sesi niye sadece alıyor anlamadım.
Buraya aslında iki kule bile kahve gidermişti de. Burada yeni bir rafımız daha var. Yani bayağı bir raf sıkıntısı çektim. Ondan kaynaklı böyle. Şunu şöyle koyup eğilip buraya. Şimdi şöyle güzelce çevirelim. Önünü. Rahat rahat döşeyebiliyorum artık. Ya ne kadar yükseğe döşediğimi şuradan görebilirsiniz zaten. Şuraya bakmayın, telefonunda ses açık kalmış. Bugün her şey geliyor. Yani benim aklıma böyle bir yöntem geldi. Her pakette 10 dolar kaybediyorum, evet, ama markete gidip doldurup gelmekten çok daha kolay, daha basit. Yani çok, yani bu kadar yorucu değil en azından. Zeytinimiz bitiyor. Ve fasulyemiz bitiyor. Bunlara getirilebilir. Bunlar mesela burada bitmiş. Bunları şöyle koyabilirim. Normal çayımız azalmış. Şimdi kayıt asiste onları da yapmak istemiyorum ama. Ve buradan yine paramızı çektik. Güzel para kazanıyoruz. O elektronik ürünlerin hepsini getiririz herhalde. Salata sosu yine bitiyor. Salata sosu neydi? Burada. Gerçekten muazzam İngilizcemi konuşturuyorum. Acaba İngilizce öğrenir miyim bu sayede? Şimdi cupcake kazanmış. İşte kazanmış. Şurada bakalım. Birkaç kek var. Yedek bifteklerimiz var. Kızartma, çamaşır suyu ile burger var. Salça, mısır, cips, domates. Mısır yedekleri de azalmış gibi görmüştüm. Bunu görmüşüm. Onlar da azalmış. Şöyle. Bunları da tepebilirsek yani şöyle. Yani market bu şekilde. Yani bunu niye çektim? Şimdi ben biraz daha çekerdim. Parayı iyice arttırırdım. Gide elektronikle beraber alışverişimizi yapardık. İşte tabletini falan en pahalısını alırdık. Ama işte şey olacak bu sefer. İşte para nasıl bu kadar yükseldi? İşte bir de hile muhabbetlerinden bahsettiniz yorumlarda. O hiç girmesin işin içine diye size böyle arada bir göstereyim dedim. Hani bu dükkanı baştan sona böyle yapışımı da izlemediniz. Belki 4-5 gün sürdü buraya böyle yapmak. Çünkü eksikleri tam olarak bilmiyorum. Yeni gelen ürünleri bilmiyorum. İşte sürekli telefondan kontrol ediyorum. Olmayan ürün nedir? Mesela çikolatalı dondurma herhalde şimdiye kadar hiç istenmedi veya atladım. Ben her şeyi almıştım diye hatırlıyordum ama çikolatalı dondurma istediler. Onu hemen sipariş ettim, getirdim, dedim. Normal sütüm azalmış, bu azalmış falan filan. Böyle işte ya, yani markette işler bu şekilde gidiyor. Şu salatayı da getirelim hadi. Çok sevmiyorsunuz bildiğim kadarıyla böyle raf doldurmayı falan ama. O spor arabayı alırım muhtemelen. Birkaç elektronik eşya aldıktan sonra. O 10 binlik tableti 10 bin liraya iPad'tir diye düşünüyorum. Direkt iPad demiyorum ama o tableti aldıktan sonra ondan zaten 2-3 tane satsam karıyla herhalde 4 bin liraya o spor arabayı alabilirim. Ürünlerimizi de şöyle güzelce atayım. Yok çekmeyelim. Benim aklıma böyle bir yöntem geldi. Sizin yine varsa şu kodla tersizmiş. Yine belirtin. Onları da yapmaya çalışırız. Abur cuburlardan azalmış ama çok az gidiyor. Pirinç azalmış. Alt reyon tamamen pirince ayırdık. Burada ne var? Kahve çubukları. Bunlar böyle sıkıştırmışım buraya diye. Sıkıştırmak için. Sıralamak için. Erişte yağların üstüne koyduk. Spagetti onun yanında. Çikolata barı burada hiç olmamış ama artık yani bir şey yok.
Evet, birkaç ürün eksilmiş yine tabii ama fena da değil. Güzel para kazanıyoruz. 1800 dolar kredi kartında var. 1800 dolar da cüzdanımızda var. Akşam şu an saat 6. Günlük ortalama 2000 dolar falan kazanıyorduk. Yeni ürünlerle beraber hala hepsi bende olmamakla beraber 2500 doları falan geçiyorum. Yani ben tüm o laptoptur, laptoptur hepsi bende olsa sanırım 3000 doları günlük göreceğiz. Bu ne kadar kar? %15 işte işçi masrafı, elektrik masrafını, işte arabanın gazını, yağını falan düşersek biraz daha şey olabilir. Çünkü şöyle arabanın yağı az gördüğünüz gibi. Da şöyle yapalım. Size de arabaya yağ doldurmaya gidelim. Şimdi biz şuradayız. Arabanın yağını nereden doldururuz? Şuradan doldurmuş herhalde. İleride. Sağda. Sanırım siz de gitmemiştim ben. Daha önce bir kere doldurdum çünkü ve arabanın yağını falan doldurmazsak ne olur? Aslında şöyle bir şey oluyor. Ben bir kere arabanın hasar kısmı var ya, göstereyim. Şu amir kısmı. Ben bunu bir kere sıfıra kadar düşürdüm. Araba takılıyor kalıyor. %2 miydi, %1 miydi ne? Tam evde kaybetmişim. Gidiyorum markette, arabadan inemiyorum. Araba durmuyor. Enteresan bir şeyler oluyor. Bay kart. Kart mı geçecekmiş bu? Yo. Aa, bunu mu sattı bize? Var bize bunu sattı ya. Ya bunu evimizde götürürüz. Belki işimize yarar. Ya burada almıyor muyduk ya? Tool shop. Burada araba şeyi var. Oraya gidelim. İşte 2-3 kere şey yaptım. Denedim, denedim. Olmuyor. En sonunda tamir istasyonuna çektim. En son yetişti oraya kadar. Tamir istasyonunda tamir ettirdim. Ondan sonra düzeldi. Yani araba önemli. Bakımları falan önemli. Hatta bir arkadaş benzinle bitirmişti galiba. Yazmıştı. O da arabayı tamir edecek. Ben bunu acaba yanında yağ var mı? Yok yok. Yağı nereden alacaktım ya? Daha önce ha, burada. Ya. Arabanın bakım durumu nasıl? %18. Gelmişken bakımımı yaptıralım ya. Hadi. Böyle gidelim buradan. Arabamızın yağını da dolduralım. Hop. Şuradaki yeniliği göstermiş miydim ben size? Bilmiyorum. Şu çitliğin içinde artık. Gerçi göstermiştim galiba. Yani böyle kapının önünde satıyordu ya. İçeride bir çiftlik gibi bir yer kurmuşlar. Orada. Oradan da bana günde 55 dolar geliyor. Ne var? Orada biraz tavuk var. 6-7 tane. Belki 8 tane. Herhalde bir inek veya iki inek. Almıştık orada da bir şeyler almıştık ya. Yani parasını verip alıyorduk bir şeyler ama. Evet, biz yağımızı bu beyefendiden alacağız. Sonra yağı da kendimiz dolduruyoruz galiba. Ha yok, tamam, doldurmuş kendisi. Gazımız dolu, arabamızın tamiratı tamam. Bakkalımız karşıda, çalışanlarımız güzel güzel çalışıyor. Dükkanımız işliyor, eksik bir ürünümüz yok, yıldızımız full. Ve tekrar kontrol edelim müşteri şikayetleri. Yok. Hayvanları da görebiliyormuş telefondan. Hayvanlar diyelim. Aa, hepsinden beşer tane olmuş. 5 dom, 5 koyun, 5 inek, 5 tavuk var. Evet, bahsettiğim gibi günlük 55 dolar bana para getiriyor. Şimdiye kadar da sanırım 450 dolar mı ne almışım. Gelir saat tam 21'de. İşte bu sıralar gelir herhalde. Hesabıma geliyor. Banka hesabına geçiyor para. Belki telefon açıkken geldi, bildirim gelmedi bilmiyorum da. Aa yok, şu an geldi. Farm running cost diye. 55 dolarım geliyor. Onun dışında şeyden de geliyor para. Yatırım yaptığımız yerden de geliyor. Yani işçiler için bankaya hiç para atmıyorum. O bankada biriken para da parça parça birikiyor.
Elektrik kendisi ödeniyor artık. Güzel ya. Yani oyunu biraz güzelleştirdiler. Rahatlattılar. İlk baştakine göre çok daha güzel oldu. Daha çok ürün geldi. Üst kat ne zaman açılacak? Yani güncellemesini gördüm ama herhalde o bir sonraki güncellemede gelecek. Hani onu okudum. Tarihine bakacaktım ama bakmadan kayda girdim. Şurada bir kapı gözüküyor. Tabii o zaman burası ne olur bilmiyorum. Üst kata da beyaz eşyalar gelecek. Artık beyaz eşyalar gelince böyle bir şok gibi bir şey olacak herhalde. Çünkü normal bir süpermarket herhalde beyaz eşya satmıyor. Öyle yani. Bu bölümde bu kadar diyelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.